kişilerin çok konuşulan, çok tartışılan konularından birini, doğru bilgiyi uzmanından almak için şimdi stüdyodayız. Profesör Doktor Ahmet Türk Çapar. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Teşekkürler, iyi günler. Bugün bize ne anlatacak? Ben uzmanlık alanınızı söylemedim, buyurun siz söyleyin. Evet, obezite cerrahisinden bahsedeceğiz. Aşırı şişmanlık. Ama genel cerrahsınız. Ben genel cerrahım. Değil mi cerrah. Yani uzman? Tabii, evet. Zaten obezite cerrahisi diye bir alt disiplinde yok. Evet. Genel cerrahız hepimiz. Genel tabii cerrahların yaptığı bir ameliyat. Bir ameliyat. Bir tek alt hissas gastroenterolojik cerrahi var aslında. Evet. Obezite cerrahisi tabii benim çok eskiden beri ilgilendiğim bir alan. 91 yılından beri ilgileniyorum. İlk olarak mide kelepçesi, hep duymuşsunuzdur basında. Evet. Sonrasında bypasslar ve tüp mide veya gazetelerde medyada yer aldığına göre mide küçültme olarak ifade evet. edebiliriz. Tabii bu ameliyatlar çok eski ameliyatlar ve Batı ülkelerinde şişmanlık çok ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Tabii bugün konuştuğumuz konu aslında ben de hafif kilo olayım yani bir 8-10 kilo fazlam var. Benim gibileri değil de aşırı yani vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olan bir profilden bakmak lazım. Ha. Aşırı şişmanlıktan kastımız o. Buna çok teşekkür ederim vurguladığınız için. Çünkü insanlarda şöyle bir algı oluştu. Aa, ünlü kişileri ekranda görüyor. İşte midesini küçültmüş, zayıfladı. Bu hani normal hani spor yapar gibi, diyet yapar. Çok kolay bir şey. Hemen gideyim şu midemi aldırıvereyim tabii, tabii. ve zayıflayayım. Onun öyle olmadığını vurgulayalım. Ama yani bu her işte olduğu gibi her işinde suistimal olabiliyor maalesef. Şöyle örnek vereyim. Tabii obezite cerrahisi çok eskiden beri var ama kuralları çok kesin konmuş. Evet. Konsensus sağlanmış. Bilim dünyasında da pek tartışması artık olmayan bir konu aslında. Problem şu, bizim ülkemiz birazcık geriden başladı. Değişik nedenlerden dolayı. Çünkü şişmanlık bizim ülkemizde biraz masumdur. Evet. Hafif topluluk Anadolu'da daha iyidir. Son 10 zayıf yıldır obezler zaten arttı. Evet, tabii bir de o var. Hı. Tabii ki sanayi toplumu hızlıca bir giriş oldu. Bu marketler, hazır hı hı. sektör. Tabii Türk toplumu bu obeziteyi geç tanıyınca bu şişmanlığın kötü etkilerini de obezite cerrahisi de birazcık açıkçası geriden geldi. Çünkü son bir 10 yılda bir patlama var. 5 yılda diyelim hatta. Çünkü benim mesela üniversitedeyken birçok asistanıma obezite cerrahisi yap derken ilgilenmezlerken şimdi sağ olsunlar hocam tekrardan biz de bu işe başlamak istiyoruz diyor. Tabii bir moda değil bu. Yani Batı ülkelerinde dediğim gibi kuralları kesin konmuş. Bizde bir kargaşa var. Ünlü kişiler olunca evet, böyle tabii. moda insanlar zaten 3 kilo fazlalığım var. Mide ameliyatı, midem küçüldü. Bu doğru olmadığını belirtmenize teşekkür ederim. Kesinlikle haklısınız. Bir kozmetik ameliyat değil zaten. Bir güzelleştirme operasyonu hiç değil. Sağlık ameliyatı. Sağlık ameliyatları. Ne diyoruz? Diyetlerle başa çıkılamadığı zaman ki diyetlerde de kriterler farklı. 2 diyet, 3 diyet ama sonuçta aşırı bu 35'in üzerine çıktığı zaman bir örnek vereyim 1.72 boyunuz varsa 110 kilonun üstünü kastediyorum. Evet. Böyle bir kilonuz varsa 2 defa 3 defa diyet yaptıysanız ve başarısızsanız ki ve bunu kalp da, hastalığı riski varsa yüksek yani bir takım tabii, sağlığınızı tehdit eden bir kilo sorunu varsa onu da vurguluyor. Tabii. Şimdi oradaki kriter de şu 40'ın üzerine çıkarsa bunların olmasına da gerek yok. Ama 35-40 alanındaysa bunların olmasına bakıyoruz. Evet. Şimdi bu ameliyatlar az yedirerek kilo verdiren ameliyatlar değil, hormonal ameliyatlar. Bir defa bunu bilmemiz lazım. Ne demek hormonal ameliyatlar? Şöyle, ameliyattan sonra insanlar zannediyorlar ki az yediğim için kilo vereceğim. Ve ameliyat sonrası disiplinlere dikkat etmiyorlar. Hormonal ameliyat şu demek, ameliyat sonrası iştahınız daha az oluyor. Mide küçüldüğü için hemen mide küçüldü diyoruz ama iki tür ameliyatımız var temelde. Bir bağırsaklarının yerini değiştirdiğimiz bypasslar bir de mide küçültücü ameliyatlar. Ama bütün dünyada özellikle Batı ülkelerinde bypasslar azalırken artık mide küçültücü ameliyatlara yöneliyoruz. Nasıl küçültüyorsunuz mideyi? Mideyi aynen izleyicinin anlayacağı şekilde muz şekline geliyor. Aslında mide yaklaşık 1,5 litreye kadar içine besin alabilen bir organ. Niye o kadar çok fazla alıyor derseniz günümüzde biliyorsunuz rafine gıdalar var. Bir anda çok bir geliyor aslında. Ama düşünün 3000 yıl önce 4000 yıl önce biz haftada 3 gün besleniyorduk. Ve böyle bir besin sorunumuz vardı. Bulduğumuz anda doldurmalıydık. İncir ağacı bulduğu zaman insan o incir ağacını sahiplenip hepsini yemeye çalışır. Depoları doldurmak için. Yeni bir insan gelip onu öldürüp o incir ağacına sahip olana kadar. Böyle tabii bir hikayesi de var bu işin. Sonuç olarak midenin görevi şu anki konumumuzda bizim gibi gelişmiş bir ülkede de fazla büyük. Ama biz büyüklüğünü küçülttüğümüz için değil, o büyük kısımla beraber grelin isimli bir hormon da ayrılıyor. İştah azalıyor. Hı hı. GLP-1 dediğimiz bir hormonun salgısı artıyor. Yani biz insanlar şuna dikkat etmesi lazım. Örnek şeker hastalığı varsa daha kilo vermeden şekeri düzeliyor. Bu az yediği için değil,
İşte o GLP-1 hormonu bir anda salgısı patlıyor. Sonuçta bunlar bir hormonal ameliyatlar sınıfına giriyor ve özellikle ilk 1,5 yıl çok baskın olarak gidiyor. Bu dönem sürecince insanlar kilo verirken tabii ki bir şey daha ortaya çıkıyor. Mide muz haline geldiği için 2 köfte yediğinde 10 köfte yemiş gibi hissediyor. Ve doygunluk hissi uzun topluk sürüyor. Topluk hissi daha çabuk evet, oluşuyor. Evet, pilor dediğimiz bir mide kapağı var aşağıda. Orası da kapalı olduğu için yüksek basıncın etkisiyle diyetten sonuçta 3 farkı olmuş oluyor. Uzun süre doygun olmak ve o şekilde mutluluk hormonları salgılanıyor. Grelin çıktığı için iştahı daha az oluyor. Tabii bu 1,5 yıllık süreçten sonra mide bir miktar büyüyebiliyor. Mide küçültücü ameliyatlar için konuşuyorum. Evet. Dolayısıyla ne kadar büyüyebilir? Bu hep merak edilen bir şey. Yani mideme ameliyat dedim ama tekrar büyüyormuş. Ne kadar büyüyor mesela? Ender Bey şöyle söyleyeyim. İki bacağı var bu sorunun. Birincisi şu. Bazen mideler büyük bırakılabiliyor. Bu tecrübeyle ilişkili. Onu görebiliyoruz. Yani burada cerrahın fonksiyonu tabii. Çok önemli yani o zaman. Bunlar kalıp ameliyatlar değil. Yani bunlar bu, kalıp ameliyatlar aynen. değil. Geçen bir kongrede hatta bunu tartıştık. Yani 10 tane video seyrediyorsunuz birbirine benzemiyor. Yani böyle bir mühür yok. Ya bir pasta kalıbı koyup da mideyi küçültmüyoruz. Bu cerrahın tercihi ve becerisine bağlı olan bir şey. Becerisiyle ilgili, tercihine ilgili. Teknik mesela 10 yıl önce daha çok mide bırakıyorduk. Şimdi daha az bırakılıyor. Bir de tabii mide çok aşırı şişmanlarda yağlar içerisinde olduğu zaman girilemeyen alanlar oluyor vesaire. Hı-hı. Dediğiniz gibi tecrübeyle de ilişkili. Demek ki bir başta büyük bırakılanlar var. Bir de daha sonradan büyüyenler var. Orada da işte ameliyatı bakın. Bu ameliyat bir anahtar. İyi kullanmanız lazım. Bu sadece ameliyat olarak algılanırsa başarı şansınız %80'lere kadar düşüyor. %20 yeterince kilo verememek gibi bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Yani hasta sizin söylediğiniz kurallara uymak zorunda. Evet, bu ameliyatı bir anahtar olup kullanacaksınız ama 1,5 yıl boyunca da çok iyi bir takip. Ben hep bu mesajı veriyorum aslında. Fırsatını yakalamışken vereyim. Hem cerrah arkadaşlara da veriyorum. Yani bir takip çok önemli. Hastanın daha sonraki o 1,5 yıl boyunca iştahı az, çabuk doyuyor, uzun süre tok yaşıyorsa o dönemi iyi değerlendirmesi lazım. Yeme içme bozuklukları varsa onları düzeltmesi lazım. Bir bilinçlenmesi lazım. Yani kaliteli beslenmeyi öğrenmesi lazım. Yani bizim ameliyat sonrası da diyetisyenle müthiş bir koordineli çalışmamız gerekiyor. Bu kısımda biraz ülkemizde eksiklik müthiş var. Ben de eksik. Tecrübelerimi söyleyeceğim. Bize de kliniğe çok hasta geliyor. Hı hı. Diyor ki bazıları sizi tenzih ederim. Ne kadar işinizde prensip sahibi olduğunuz belli konuşmanızdan. Bazı cerrahlar yani sadece ameliyat kısmına çok iyi konsantre oluyor. Fevkalade güzel başarıyla da yapıyor. Ülkemizde çok çok iyi cerrahlar. Ben çok takdir evet. ediyorum ama ameliyattan sonra işte çok detaylı işte bir diyetisyene git sana beslenmeni versin tabii, diye tabii. yolluyorlar. Halbuki bir yıl içerisinde vücutta azalabilen vitaminler olabiliyor. Kesinlikle. İşte demirdir, B12'dir, D vitaminidir, bir takım madde dikkat etmek gerekiyor. Beslenmeyi tecriden normale döndürmek gerekebiliyor gibi. Bu konuda bakıyorum mesela fevkalade başarılı bir cerrah. Çok güzel ameliyat ama sonrasında hasta biraz ortada kalmış. Ben ne yapacağımı bilemedim diye geliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Neler önerirsiniz şimdi ekranda izleyenlere? Şimdi öncelikli olarak şunu bilmemiz lazım. Bir ameliyat öncesi hazırlık dönemi var. Bir evet. de ameliyat sonrası özellikle ilk 1,5 yıl çok sıkı bir takip gerekiyor. 1,5 yıl. Kesinlikle. Nedir? Bu 3, 6 ve 9 diye gidiyor bizde. Mutlaka bir diyetisyen, yeme içme psikoloğu, gerekirse bir hemşire, gerekirse bir hasta yaşam koçu. Amaç şu, devamlı hastaya şu mesajı vermek. Siz ameliyat oldunuz ama iş bitmedi. Lütfen şu hatalarınızı düzeltin. Bu hatalarınız var. Peki nasıl düzeltecek? Bizim her ay yaptığımız obezite destek toplantıları var. Güzel. Bu obezite destek toplantılarına aslında bütün meslektaşlarımızı da davet ediyoruz. Çünkü bunlar yeni konular. Ha biz de bunları nereden öğrendik? Birikim olan Amerika'daki birçok merkezden evet. edindiğimiz tecrübeler ışığında elde ettik. Sonuç olarak bu obezite destek toplantılarına her ay katılmasını mümkün olsa da her ay katılsalar keşke ama hastalara şu mesajı verirseniz çok yanlış. Ameliyat oldunuz buraya bir mekanizma yerleştirdik ve siz eriyorsunuz. Böyle bir şey yok. Peki nelere dikkat etsinler? İzleyicinin anlayacağı şekilde evet. onları söyleyin. Çünkü bu konuda büyük bir bilgi eksikliği var Ahmet Hocam. O kadar Hocam. Çok değişik evet. bilgi eksiklikleri var ki. Öncelikle bazı şu noktayı hemen açayım. Mesela bypass ameliyatları azalıyor ama bazı meslektaşlarımız bypass olursan daha çok kilo verirsin diyor. Böyle bir şey yok. Bypass ameliyatları sonrası takip 3-4 vitaminle biraz daha dikkatli olması lazım. Benim kelepçe de bitti mi? Kelepçe bitti. Ama şöyle bazı durumlarda takılabiliyor. Amerika'da hala var. Çünkü FDA onayı yeni aldığı için o bir trendti. Çünkü kelepçe ama şu an gündemde hormon değil değişiklikleri yani. Yapmıyor. İştah üzerine falan etkisi şu yok. An ve metabolik değil. Cerrahi değil. Tabii. Şimdi en çok ameliyat tüp mide veya sleeve garsektomi dediğimiz ameliyat. Evet. Bu ameliyat ama dediğim gibi iyi bir destek grubuyla birlikte yürütülürse oldukça başarılı. Bizim
Bakın Amerika'dan bir örnek vereyim. Yayınlara bakıyorum. Kongrelerde, tartışmalarda en büyük serilerde bile %40 takip var. Yani 100 kişi ameliyat olmuş 40'ı takipte kalabiliyor. Zannediyorlar ki iş bitti orada. Aynen. Mesela bizim klinikte bunu %96'lara eriştirebildik. Ama hala ne oluyor? Telefonunu değiştiren hastalar var. Niçin beni arıyorsunuz? Veya benim ameliyat olduğumu saklamak istiyorum diyor. Veyahut da kimse saklamak istemiyor da artık bir şeyden sonra sizden kaçmak istiyor vesaire. Hayır, bu bir hayat boyu süren bir mücadele. Bıraktığınız an ipin ucunu, çünkü niye? İnsan ölmemek için devamlı, ne diyoruz biz buna? Dişsizlik en büyük ölüm nedeniydi biliyorsunuz çok eskilerde. Evet. Gıdasızlık ölüm nedenidir. Metabolizma aldığınız kiloyu hafızaya alır. 120 kiloysanız yine sizi oraya götürmeye çalışacaktır. Çalışın. İster ameliyat olun ister olmayın. Yani dolayısıyla ameliyat mücadele yardımcı olur ama tek başına mucize değildir. Sonrasında siz doktorunuzla bağlantıyı kesmeyeceksiniz. Kesinlikle. Diyetisyeniz veya gerekirse diğer destekler lazım. Kesinlikle. Peki şimdi ayağı söylersek ameliyat oldu. Ne zaman mesela kişi normal beslenmeye geçebilir? Şimdi laparoskopi büyük bir mucize açıkçası. Evet. Yani ağrısız oldu. Olduğu için trokar dediğimiz deliklerden de hemen hastalar iyileştikleri için çok ağrılar olmuyor. Biz üçüncü günden itibaren hastaları taburcu ediyoruz. İlk bir hafta tabii biraz sıvı gıdalar, birinci ay sulu gıdalar, ikinci ay lapa, üçüncü ay çok önemli. Üçüncü ay çünkü katıya geçiş dönemi. Burada evet. Bizim diyetisyenlerimiz, yeme içme psikologlarımız devreye giriyor. O dönemi de ılımlı bir şekilde geçtikten sonra üçüncü aydan itibaren her şeyi yiyebiliyorsunuz aslında. Kim ne kadar yiyorsa bu değişebiliyor. Şunu demek istiyorum. Bazı insanlar şöyle düşünüyor. Ya benim bütün hayatım yemek içmek. Yani ben bu ameliyat olacağım ama mahvolacağım. O değil. Çünkü pozisyonunuz değişiyor. Hem duygusal olarak hem hormonal olarak. İşte bu diyetten biraz farkı bu. En büyük avantajı da orada. Çünkü diyette o değişiklikleri yaşamıyorsunuz. Tüp mide ameliyatlarının yaygınlaşmasının nedeni de bir hormonal değişiklik, ikincisi pilor dediğimiz mide çıkışı. Biz cerrahlar piloru yeni keşfettik. Eskiden önemsemiyorduk. Mesela bypass'ta mideyi küçültüyorduk, bir bağırsak getiriyorduk. Sonra 5. yılda hasta kilo alıyordu. Allah Allah, o kadar küçük mide nasıl kilo alıyordu diyorduk. Çünkü bağırsak büyüyor bu sefer. Ama pilorda öyle bir şey yok. Pilor devamlı var ve yüksek basınç yaratıyor. Ama yukarı tarafta mideyi genişletebiliyor. O yüzden gazlı içeceklerden uzak durması lazım. Sınırları zorlamaması lazım. Ağrı yapmak ne demek? Mide zorlanıyor demek. Onu yapmaması lazım. Sonuçta tabii ki biz işte protein önemi, proteinli beslenmenin önemi, karbonhidratlardan niye uzaklaşacağız? Niye pirinç yemeyeceksiniz de mercimek yiyeceksiniz vesaire vesaire. Bütün bunları tabii eğitimle veriyoruz ama bilince dönüşmesi biraz zor oluyor. Yani burayı da ameliyat etmek lazım. Çok güzel bir nokta. Biz buraya dokunamıyoruz. Ama beyne nasıl dokunuyoruz biliyor musunuz? İşte bir anksiyete yaratarak, bir bilince dönüştürme yaparak. Çünkü söyledikleriniz önemli değil. Yani insana yere tükürmek ayıptır derseniz bir bilgidir. Ama onu bilince dönüştürmek apayrı bir olaydır. Onu yapmaya çalışıyoruz. Çok yoğun olarak hastalarımızda 1,5 yıl boyunca buna çok dikkat ediyoruz. Sonuçta bir şartlandırılmış refleksi onun değerini biliyorlar. Peki, yani bu konumu korumanın değerini biliyorlar. Şimdi bu ameliyat ileri derecede obez olan, daha çok morbid obez veya evet. 35'in üstü 40'ın üstünde kesin evet. endikasyon koyabiliyoruz diyorsunuz. Hastalara yapılıyor. Böyle bir hasta size geldiğinizde onu yine sağlıklı yaşama, egzersize, diyete yönlendirmeyi deniyor musunuz yoksa direkt ameliyata alıyor musunuz? Güzel bir nokta. Genellikle bir ay hazırladığımız hastalar da oluyor. Çok çabuk ameliyata yani. Bir haftadan önce hiç kimseyi almıyoruz bir defa. Çünkü bizim rutin uyguladığımız bir diyetimiz var. Karaciğer küçültücü diyet diyoruz. Çok enteresan. Sulu diyetle hemen karaciğerler küçülüyor. Ameliyat daha rahatlıyor. Çünkü biliyorsunuz karaciğer midenin üzerindedir. Küçülüyor, alan genişliyor. Mutlaka hastalara biz bir hazırlık tanıyoruz. Yani bugün geldiniz ne kadar iyi şartlarda olursanız olun ama ameliyatı almıyoruz. Bir haftalık bir diyeti var. Zaten biz çok enteresan bir şey söyleyeyim. Mutlaka kolonoskopi yapıyoruz. Dünyada birçok ekip buna karşı çıkıyor. Niye kalın bağırsağa bakıyorsunuz diye. Hiçbir şikayeti olmayan bir tane kalın bağırsak ve onlarca polip, prekanseröz polipler bulduk ve bunu yayınlayacağız. Çünkü şişmanlıkta kalın bağırsak kanser riski artıyor. Çok enteresan. Doğru. Mutlaka mamografi yapıyoruz. Meme kanserleri tanısını koyuyoruz. Yani şişman bir insan geldiği zaman önden bir taramalar yapıyoruz. Mutlaka mideye bakıyoruz. Ultrasonunu yapıyoruz. Ve kalp ve göğüs hastalıkları doktoru mutlaka değerlendiriyor. Bazı hastalarda ameliyat etmiyoruz. O da var. Yani diyoruz ki sizin bu pozisyonunuz iyi değil. Mutlaka bir 20 kilo vereceksiniz, 10 kilo vereceksiniz. Tepkiler yani şu. Çok çok aşırı kiloluysa da bu ameliyatı biraz daha mantıklı bir şişmanlığa düştü. Öyle yapalım aynen. dediğiniz tabii, mi oluyor? Tabii bazen mide balonu koyup
balon geçici tabii. Mide balonu biliyorsunuz kalıcı olarak çok uzun vadede tedavide yeri yok. Ama geçici olarak mide balonu koyup hastayı hazırladıklarımız oluyor. Hasta hazırlığı belki de en önemli konusu. Zannedildiği gibi bu ameliyatlar tehlikeli değildir. Bakın ben meslek hayatımda en korktuğum ameliyatlardan bir tanesi de apandisit ameliyatıdır. Yani cerrahi öyle bir şeydir ki şişmanda apandisit ameliyatı çok tehlikelidir. Şişmanda mide ameliyatı da tehlikelidir ama apandisit ameliyatı tehlikelidir. Bu ameliyatların ölüm riski falan medyada niçin ilgi buluyor? Şunun için hep bu örneği veriyorum ama kalp damarcı arkadaşlar kızıyor. Bugün İstanbul'da 100 tane koroner bypass yapılmıştır. 2 %2'dir ölüm oranı. Yarınki gazetelerde 2 tane ölüm haberi çıkmayacaktır. Çünkü ilgi çekmez. Kalp ameliyatı olmuşsun zaten derler. Yani bu bir gerçek. Örneğin kalça protezi. Ölüm oranı çok yüksektir. O da medyada. Şimdi bunlar medyada yer alınca ama problemimiz şu. Ben görüyorum. Hep kongrelerde tartıştığımız o. Bu tür mesela kaçak. Bu ameliyatların en önemli bir tehlikesi bir kaçaktır. Nedir? Zımba hattından sızıntı olur. İşte onu erken tespit etmek. Çünkü cerrahların en büyük tecrübe eksikliği orada oluyor. Klasik bir kaçak gibi düşünüyor. Halbuki mide çıktığı için asit miktarı az, çok ağrı olmuyor. Ağrı olmayınca da atlanabiliyor. O yani hastanın ve yaşamı gecikiyor tehlikeli olabiliyor. Ve yaşamı tehlikeye giriyor. Ama ben şunu da gördüm. Yıllardır bu şişmanlık ve obeziteyle ilgilenen bir hekim olarak her cerrah aynı titizlikte çalışmıyor. Burada da bir dürüst olun. Bazı cerrah daha titiz çalışıyor. Daha sonra takibini ama dünyada da böyle. Hayır, bütün dünyada bütün öyle. Bütün dünyada hayır, biz, her meslekte yani. Tabii her meslekte bizim öyle. Mesela benim ihtisas alanında da, kulak burun boğazda da, kalpte de her şey. Yani bu biraz insanın belki bazen daha yorgun olunabiliyor. Belki bazen daha çok fazla aşırı ameliyat yükü olabiliyor. Bazen yorgun olunabiliyor. Ama bence burada doğru cerrah seçimi de bence önemli. Yani bir şekilde hayat size bir yön veriyor. Tecrübeleriniz, acı hatıralarınız da yön veriyor. Ve sonuçta bir ekip çalışması gerekiyor. Biz Profesör Mehmet Ali Hoca ile beraber kliniği yönetiyoruz. Birbirimizi de dengeliyoruz zaten. İkimiz bir ameliyatlara giriyoruz. Ve hep bunu düşündük. Yani acaba bu ameliyatların imajını nasıl düzeltebiliriz? Hedefimiz o. Evet, çünkü bu ameliyatların imajı ile ilgili sorun var. Evet. Yazık olan şey şu. Çok büyük bir imkan, çok insanın ihtiyacı var. Devletimiz de yeni yeni sahip çıkıyor açıkçası. Biraz daha sahip çıkması lazım. Peki. Efendim biz Doktor Ahmet Türkçapar'ı dinledik. Peki bir de bu ameliyatı olmuş olan bir kişiyi dinleyelim. Bakalım bu yolculuğa nasıl çıktı ve sonuçları nasıl oldu? Uzun süreli kilo problemimin ardından çeşitli alternatif yöntemleri deneyip sürekli kilo alıp vermeler neticesinde bir takım sağlık problemlerinin de baş göstermesiyle birlikte artık farklı bir alternatifimin olmaması, morbid obezite hastası olmamla birlikte de artık ne kadar kilo versem bile yo-yo sendromuyla beraber tekrar aynı kilolara ve hatta daha fazlasına çıkıyor olmam beni farklı araştırmalara sevk etti. Çeşitli tanıdıklarımın da bu ameliyatı olmuş olmasının neticesinde iyi bir araştırma sonrasında güvenebileceğim bir ekip bularak kendimi onlara emanet etmeye karar verdim. 11 ayda yaklaşık 43 kilo verdim. 115,5 ile başladığım serüvende şu anda 73 kiloya inmiş durumdayım. Bu ameliyatta verdiğiniz kiloyu çok fazla başkalarının kilolarıyla kıyaslamak doğru değil. Çünkü kişinin yaşam tarzı, kişinin metabolizması ve sporu, beslenmeyi, hayatında ne gibi değişikliklerle yeniden adapte ettiğinin büyük önemleri var. Ben spora biraz geç başladım. Ancak başladıktan sonra bunun öneminin ne kadar büyük olduğunu fark ettim. Bunun önemli aşamalarından bir tanesi de beslenme alışkanlıklarımızda yapacağımız değişiklikler. Kendinizi oyalamak için tükettiğiniz şeylerin yerine artık farklı şeyler yerleştirmeniz gerekiyor. Bu belki beslenmede iyileştirmeye yönelik değişimlerle söz konusu olabilir. Belki hayatınızda farklı hobiler eklemekle söz konusu olabilir. Ama bu ameliyat hiçbir zaman için ben ameliyatı oldum, bitti, artık çok sağlıklıyım, kilo veriyorumla biten bir sürece işaret etmiyor. Bu ameliyatın sonrasında sizin hayatınızda yaptığınız değişiklikler, yenilikler büyük önem taşıyor. Hayatınızdan neleri çıkarmanız gerektiğini, biraz öncesinde, ameliyatın öncesinde kendinizi bunları hazırlamanız, bilincinizde bir değişiklik yaratmaya başlamanız ama bununla birlikte de
size eşlik eden ekibin sizi ne kadar kontrol ettiği, hayatınızdaki değişimlerin ne kadar takibinde bulunduğu ve yenilikleri ne kadar hayatınıza adapte ettikleri oldukça önemli.